Üçleme bir şairin bir şair üzerine 40 yaşındaki hali yumurtada anlattım. 18 yaşta sütte anlatıldı. Şimdi de 6-7 yaş arası çocukluğunu anlatıyorum. Bir şairin ruhuna bir yolculuk aslında geriye doğru giden izleme sırası ve yapım sırasına göre bir yapımdır. Bir üçlemedir. Filmlerin birbirleriyle organik bağları var, karakter anlamında, öte yandan ilişkiler anlamında, mekanlar anlamında. Hem düz okumaya hem alt metinleri de okumaya yönelik bir yapısı var. Bu şekilde kurdum, böyle söyleyebilirim. Psikanalitik bir şey, evet. Yani bir yöntem psikanaliz. Çünkü işte bugünü ve ruhumuzun şu andaki durumunu anlamamız için geriye dönüp bakıyor travmalara. Evet, bu bir yöntem ama bir teknik yöntem. Aslında bence her şeyi açıklayamıyor. Freud'un yöntemi yeterli bir yöntem değil. Ama en azından yüzeyde görünen şeyler hakkında biraz fikir veriyor. Ama burada ben daha çok aslında eksiltmeyi ve bir tür bir nehrin kaynağına gider gibi, kaynadığı çıktığı yere gitmek gibi bir niyetle bu yolculuğu yaptım. Böyle. Eğer bunu, yani tek filmden bahsettiği şey aslında 90 dakikadan bahsediyor. Halbuki bu karakter, ya da karakter demeyeyim, o dönemler, insanın yaşadığı, o şairin yaşadığı o dönemler bana göre ancak birer filmle anlatılabilir şeyler. Çünkü o yapının içinde sadece o karakter yok. Onun yaptığı iş var, etrafı var, ilişkileri var, annesiyle olan ilişkisi var vesaire vesaire. Ben sadece onu meydana getiren anlara odaklanmak istedim. Ve o anlar benim için kısa anlar değil. Daha komplike şeyler, karmaşık şeyler. Biz bugün hem birbirimizle olan ilişkilerimizde insanlar olarak, hem kendimizle olan ilişkimizde çok hızlı ve çok çabuk kararlar verip, çok çabuk tüketen, çok çabuk bitiren ya da başlatan konumundayız bugün. Derinleşmiyoruz. Ben derinleşmek istedim açıkçası. Yani ben burada kelimeyi mesela win olarak kullanmıyorum. Ve vermeleri olarak kullanıyorum. Çünkü birileri karar veriyor. Yani ben kazanmıyorum aslında. Burada bir yarışmada değiliz. Sportif bir şey yok. Bir jüri var. O karar veriyor. Eğer bana bu ödülü verirlerse bu benim için değil, ama filmlerimin daha çok izleyiciye ulaşması için, daha fazla kişiyle buluşması için ve insanlar hani biraz daha farklı filmlerde izleyebilme potansiyeli yaratabileceği için ve de benim gibi film yapmak peşinde koşan diğer insanları cesaretlendireceği için önemlidir. Onun dışında çok da hani böyle beni yolumdan çevirecek ya da yapmak istediğim konuda daha yumuşatacak bir şey yaratacağını zannetmiyorum.